Merhabalar. Dian Mobili kullanıma başlamadan önce sistem parametrelerinde yapmamız gereken ayarlarımız nelerdir? Bunun için öncelikli olarak klavyemizden F10 veya diğer logosu üzerine tıklayarak sistem parametresi ekranımızı çalıştırırız. Burada hangi firmamız için mobil sistem üzerinde değişiklik yapmak istiyorsak ilgili firmamızı seçer ve sonrasında modüller içerisinden mobil sistem parametre grubumuzu açarız. Burada uygulama ve web adı altında iki ayrı bölümden oluşan mobil parametreleri bulunmaktadır. Web bölümüne bakacak olursak, web bölümündeki genel ayarlarımız kullanım ayarlarıyla ilgili olmakla birlikte liste kolonlarımız mobilde göreceğimiz kolon ayarlarını gerçekleştireceğimiz ayarlardır. Fiyat görme kısmına baktığımızda ise stok kartlarında belirtmiş olduğumuz fiyatlandırmaların mobil üzerindeki parametrik değerleri karşımıza gelecektir. Uygulama kısmına geldiğimizde ise uygulamalar içerisinde fatura, irsaliye, sipariş, teklif, tahsilat ve ödemeler için yapacağımız parametrik değerler karşımıza gelir. İlgili sistem parametrelerini inceleyecek olursak, öncelikle web genel üzerinden kullanım parametrelerimizi inceleyelim. Burada mobil sistemde liste ekranlarında gösterilen kayıt sayılarını, sistemde kullanıcının indirim oranı girebilme ayarları, sipariş, irsaliye faturalarda indirim alanlarından hangi indirimlerin gösterilmesi istenildiği veya gösterilmeme ayarları, mobil sistemde kullanıcının fiyat değiştirebilir veya değiştiremez ayarları, mobil sistemde kesilen faturalarda kasa seçiminin gösterilip gösterilmemesi veya zorunlu olarak gösterilmesi seçenekleri, cari kart seçimi yalnızca barkod okutarak yapılıp yapılmaması, cari barkod olarak kontrol edilecek cari kart değerinin hangi değerden alacağı, cari seçimini yalnızca rotoyla yapabilir veya yapamaz seçenekleri, mobil sistemde kesilen siparişler otomatik olarak onaylansın mı parametresinin evet veya hayır seçenekleri, mobil sistemde siparişler faturalanırken fatura türümüzün toptan veya perakende satış olarak değerlendirilebileceği, sistem ana menüsünde gösterilecek olan seçeneklerde hem cari işlemlerin kullanılabilmesi hem de diğer işlemlerin kullanılabilmesi veya işlemler sadece cari bazı işlemler menüsünden kontrol edilebilsin seçenekleri, mobil sistem esnasında satış aracının kilometre bilgileri, mobil sistemde fatura ve irsaliyelerde ilişkili sipariş seçerken hangi alanın baz alınacağı, mobil sistem üzerinden fatura ve irsaliye seçili siparişte olmayan malzemelerin eklenilebilip eklenilememesi, uyarı vermesi veya işlemi durdurması gibi seçenekler genel ayarlarda yer almaktadır. Web liste kolonlarını incelediğimizde ise burada listelerimizdeki açıklama alanların, ana birimlerin, ana birim barkodu, KDV satış, marka, grup kodu, özel kod 1'den 10'a kadar stok listelerinin özel kodları, fiili stoklarımız, gerçek stoklarımız, ek alanlarımız gibi alanlar, cari kartlarımız içerisinde bulunan cari kodumuz, ünvanımız, cari kodlarımız, kayıt türlerimiz, açıklama bakiyelerimiz, borç alacak, telefon 1-2, e-posta, il, ilçe, faks, vergi dairesi gibi seçeneklerimiz. Kasa kart listesinde gösterilebilecek kolonlarda kasa kodu açıklama, borç alacak bilgileri, özel kod açıklamaları, şube, ödeme planı ve yetki kodları gibi alanlarımız yer almaktadır. Bu alanlarımızı kolonlarda göster seçeneğini veya gösterme seçeneğini seçerek ilgili liste parametrelerimizi ayarlayabiliriz. Web fiyat görme seçeneklerine baktığımızda ise fiyat görme seçeneğinde gösterilecek fiyatımızın fiyat 1 değerinde hangi fiyat kullanılacağı, fiyat 2 değerinde hangi fiyat tipinin kullanılabileceği, fiyat 3 tipinde ise hangi fiyat seçeneğinin seçilebileceği alanlardır. Uygulama kısımlarını inceleyecek olursak, uygulama içerisinde örneğin bir fatura üzerinde indirim yapılıp yapılamaması, tür alanlarının faturada gösterilip gösterilmemesi, tarih, saat, adres alanlarının gösterilip gösterilmemeleri, kalemlerde gösterilecek indirimlerin hangi indirim türünde olacağı gibi
Biraz önceki liste kolonlarının da dahil olduğu parametreler tekrar karşımıza gelecektir. İrsaliyeye bakacak olursak aynı şekilde irsaliye üzerinde de faturadaki parametreler şeklinde parametrelerimiz karşımıza gelecek. Siparişi inceleyecek olursak burada da indirim yapılıp yapılamama ayarları ve diğer ayarlarımız tıpkı faturadaki gibi karşımıza gelecek. Teklif için de aynı seçeneklerimiz geçerli olmakla birlikte tahsilat ödeme işlemlerine baktığımızda burada da tarih saat alanlarımızın, açıklama alanlarımızın ve özel kod alanlarımızın gösterilip gösterilmemesi seçenekleri karşımıza gelecektir. Yapacağımız parametrik ayarlarımız sonrasında mobilden işlemlerimizi gerçekleştirebilmekteyiz.